Atan Alır yine yepyeni bölümüyle karşınızda. Bu hafta her hafta olduğu gibi sürpriz ve şahane bir isimle karşınızdayız. Türk futbolunun aynı zamanda Fenerbahçe'nin şimdiden önemli bir ismi haline geldi. Altay Bayındır bizimle birlikte olacak. Eğer hazırsanız Atan Alır başlıyor. Altay hoş geldin. Hoş bulduk. Benim için Fenerbahçe deyince, futbol deyince, biraz da basketbol varsa içinde aklıma önce Can Bartu geliyor. Hakkını teslim etmem lazım bu programı açarken. Hem de anarak Türk sporun önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii ki. Can Bartu için ne söylersin? Yani söylenecek çok şey var aslında. Sonu bitmeyecek söylemler hak eden bir kişi kendisi. Efsanemiz Sinyor Can Bartu hem basketbol takımımızda hem futbol takımımızda oynamış efsane bir ismimiz. Aslında mesela hani şöyle bir düşününce futbol ortamından basketbol ortamına geçip basketbol ortamında bunları söylüyor olman gerçekten hepimiz için çok değişik. Kamera evet. Arkasında gayet güzel seyirciler. Herkes birbirine gülüyor şu anda. Evet. Peki, izler misin diyeceğim ama muhtemelen oynayışına bakınca gayet güzel de basketbol oynuyormuşsun. Haberimiz yoktu. Kişiden kişiye değişir tabii. Ben de her yerde basket de olsa, tenis de olsa, nerede olursa olsun elimden gelen mücadeleyi başarılı olmak için sonuna kadar veren bir kişiliğim. Eline herhangi bir top geçince hemen diyorsun herhangi bir branşı seviyorum, evet. İzliyorum. Kesinlikle. Sporla dolu bir hayatım var kesinlikle galiba. Kesinlikle öyle. Futbolun dışında hani böyle takip ettiğin sporcular, izlediğin branşlar var mı? Ya takip ettiğim sporcular şahsiyet olarak kesinlikle yok. Birçok sporcuyu açıp bakıyorum ama özellikle şu oyuncuyu izleyeyim, şu sporcuya bakayım diye bir şey yok. Ama birçok başarılı oyuncuların hayat hikayesinden de biraz feyiz almak gerekiyor. Doğru yaptığı işlerle alakalı. Tabii yanlış hatalardan da feyiz almak gerekiyor. Çünkü en önemli şey bence hatalardan ders almak. Ki yapılan hataları yapılmış bir şeyi görüp kendi hayatında yapmamak senin ileriki dönemdeki hayatının kolay geçmesi için çok önemli bir değerdir diye düşünüyorum. Şimdi sen hatalar deyince isterseniz benim aklıma futbolcuların o inanılmaz hataları geliyor. Daha doğrusu kalecilerin inanılmaz hataları geliyor. Sen tabii her hafta maçın adamı seçilen, kariyeri son derece hızlı ilerleyen ve de çok başarılı bir sporcu, futbolcu, kalecisin. Senin için o hataları görünce aklına ne geliyor peki? Ya hatalar her zaman olur. İstediğin kadar başarılı ol, istediğin kadar üst düzeyde ol. Her zaman hata yapma potansiyeli oluyor insan. Sonuçta insansın yaratılış biçimi olarak. Her gün aynı konsepte sahaya çıkmıyorsun. Bazen karnın ağrıyor, bazen başın ağrıyor. Dolayısıyla hata her zaman oluyor ama bu hataların önüne geçmek için her zaman ne olursa olsun sıkıntın, derdin, tasan. Her zaman çok iyi konsantrasyonla yaptığın işte bulunman gerekiyor. Dolayısıyla o konsantrasyon sana birçok şeyi arkada bıraktırıp unutturuyor. O adrenalin, o maç konsantrasyonu. Ben mesela her şeyi unutturuyor şu yani. Şu bazen çok yorucu olabilir. Şimdi ben de eski sporcuyum ama performans sergiliyorsun. Yani maç saati boyunca seni izleyen kişiler senden mutlaka bir üst düzey performans bekliyor. Senin dediğin çok her önemli. Zaman. Bazen her gün aynı şekilde kalkmadığın gibi aynı performans sergilemek gerçekten zor oluyor. Seyircilerden ister Fenerbahçe taraftarı, ister başka seni tanıyan, bilen insanlar. Hoş şu anda pandemi var. Sokaklarda birbirine rastlamak çok kolay olmuyor. Evet, evet. Yine de mutlaka bir yerlerden ulaşıp bazen serzeniş de yapıyor olabilirler. Ne gibi şeyler geliyor? Yani ben açıkçası çok fazla dışarı çıkan bir insan olmayarak konuşacağım. Birkaç kere denk gelen bir şeyi anlatayım. AVM'ye gitmiştim. Daha önce de anlattım bunu. AVM'de gezerken... Dayı mı? Bir tane dayı belki bilmiyorum duymuşsundur, görmüşsündür. Çıktım ana kapıdan, Altay dedi, efendim dedim, abi buyur dedim, biraz da yaşı vardı abimizin. Dedi ki, ya dedi, o dönemde işte taktik ya, babında geriden pas yaparak çıkmaya çalışıyorduk. Dedi, arkadan çok pas yapıyorsunuz dedi, biraz uzun çıkın dedi. Ben de tamam abi dedim, diyorum antrenmana bir konuşayım söyleyeyim hocam. Yani şimdi nasıl tepki vereceğim, biraz da saygı sevgi çerçevesinde cevaplar vermen gerekiyor. Hal ve hareketler çok dikkat edildiği için bizlerde. Dolayısıyla söylediğin en ufak bir şey bile ciddi bir yere çekilebiliyor. Çok dikkat etmek lazım. Kelimeleri seçerek konuşmak lazım. Bu konuda üstüne yok zaten. Estağfurullah. Vardır illa ya. Yok yok gayet iyi. Yani herkes senin iyi Türkçenden ve hani güzel konuşmandan bahsediyor. Benden evet. Daha iyi olman da ayrı bir tabii beni kötü hissettiriyor. Yok estağfurullah. Senin de maşallahın var iyi konuşuyorsun ya. Peki. Şimdi şunu sorayım sana. Birazcık daha böyle ilk yıllarına gidelim. Abinle beraber başlamışsın aslında. Bence şahane bir duygu abiyle beraber futbola başlamak. Ama orada ilginç hikayeler var. Bana göre ilk antrenör çok önemlidir. Aynı zamanda aile içinde de abiyle beraber başlıyorsan abim mi daha iyi futbolcu, sen mi futbolcu her zaman bir kıyaslama olur. Oraları nasıl geçtiniz? Kim daha iyiydi? Ya o küçüklükte o duygular biraz daha fazlaydı. Abi kardeş olarak aile tabii. İçinde başarılı olma tutkusu vardı. Bir de küçük çocukların her zaman daha çok bir inatçılığı olur. Genelde ailelerde öyledir diye düşünüyorum ki bizim ailemizde en azından.
özner kaç konuşacak olursak. Kaç kardeş bu arada? 3 kardeş. Bir abla var, bir abi var. En küçük benim. Ben biraz daha hırs ve inatçılık bende daha yüksek seviyedeydi. O yüzden çok önemli böyle şey yapardım yani. O nasıl oynadı işte, anne ne düşünüyorsun bak işte bizim idmanlarımıza falan geldikleri dönemlerde. Öyle şeylerim vardı. Bir de hep böyle kötü olmaktan, kötü gözükmekten hiç hoşlanmayan bir kişiliktim. Dolayısıyla öyle şeyimiz vardı ama o da en büyük katkısı ikimiz için de daha çok çalışarak böyle başarıya daha çok yakınlaşma adına iyi bir şey. Rekabet her zaman zaten başarı getiren bir şeydir. O yüzden değil bizim mi? İçin de iyi oldu yani. Sonra senin bir şekilde stoperlikten çıkıp kale seçimi yapmışlığın var. Yani kaleci evet. olmak istiyorum dediğin evet. bir dönem var. Bence o da bir futbolcu için çok enteresan bir öngörü, vizyon diye düşünüyorum. Yani bu ya bir antrenörün eline, kaderine demesine kalıyor ya da sporcunun kendisi seçtiyse ya bence de çok daha güzel bir şey. Bunu nasıl gördün, nasıl hissettin, nasıl istedin diyeceğim ama sadece forma rengi ve farklılık değildir diye düşünüyorum. Yok forma rengi, ya ben açıkçası... Öyle bir açıklama da var. Ben açıkçası hala şu an mevcut durumda da mesela yani şu anda zaten top oynamıyoruz. Kulübümüzün belli şeyleri var sözleşmemizde, dışarıda top oynayamıyoruz fakat... herhangi bir halı sahada top oynarken ya da dışarıda bir maç olduğu esnada falan ben ihtimal yok kaleye geçmezdim ve hala aynı fikirdeyim. Yani kaleye geçmem yani öyle bir durumda. Dolayısıyla daha çok hep aktif olarak oyunda olmayı her zaman seçerdim. Onun bana zaten katkıları da çok fazla oldu yıllardır hep oyunda kendimi oynamayı şey yapmaktan. Bana çok katkıları oldu. Antrenmana bir gün kaleci gelmedi. Daha önce de anlattım belki zaten bilgi sahibisin sen her şeyi biliyorsun. Bakıyorsun. Dolayısıyla antrenman kaleci gelmedi. Hocamız da beni boydan dolayı dedi. Altay geç kaleye. Ben de açıkçası biraz çok isteksiz bir şekilde geçtim kaleye. Sonra biraz hoşuma gitti. Atla zıpla falan kurtarış biraz beni şey yaptı, cezbetti. Sonra işte annemle bir konuşmam geçti. Anne dedim ne düşünüyorsun ben ne yapayım dedim. Kaleci mi olayım oyuncu mu? Tabii o aralar geçiş dönemi. İlk antrenör aslında annenmiş falan diye. O biraz geçiş dönemi. Annemin de öngörüleri biraz iyidir aslında. Ya onun öngörüsü de oğlunu düşünerekten oldu. Ya oğlum dedi hani sen kaleye geçti çok fazla işte koşma yıpranma falan gibi ama bir kadın da düşünememiş o ara. Daha fazla yıpranan bu taraf oluyor diye. Herhalde şeyde mahallede falan izlediği için daha çok. O yüzden fazla şey yapamamış çok ama şey, sağ olsun yani, beni iyi birebir kontak yani. Kurma diye kalede sağlam evet. Hani tek başına. Evet ama o daha sıkıntılıymış. Sonradan öğrenince ben de öyle paylaştı annemle de öyle bir şeyimiz geçti yani oğlum. Annen öğretmen değil mi bu arada? Annem öğretmenlik yaptı. Anaokul öğretmenliği yaptı bir dönem ama uzun yıllar sonra bıraktı. Çalışmadı. Bence bu çok avantajlı bir şey bir çocuk için. Yani hani bu kadar çocuğun arasında hani iyi bir ne diyeyim annenin içinde antrenman olmuş diye düşünüyorum ben. Çocuklarla tabii ilişkisi ki. Anlamında söylüyorum. Tabii ki. Hiç böyle durup hani ne kadar avantajlıyım aslında ya dediğin anların oluyor mu annenle şöyle bir ilişkini yani, düşününce? Böyle anne ve babaya sahip olduğum için anlar olmuyor. Her an oluyor ne kadar şanslı olduğuma dair her zaman bunu düşünüyorum. Yani ikisi de benim için çok değerli, çok kıymetli. Peki. Buradan geçelim. Birazcık da futbol tarafında senin ilk yıllarını konuşurken mesela ilk antrenör her zaman çok önemlidir. Bazen dönüp bir daha o branşa dokunmak istemeyebilirsin diye düşünüyorum. Eğer kötü bir antrenörse, kötü bir iletişim kurduysan. Ki senin bir basketbol geçmişin de var, sonrasında bir futbola geçişin var, doğru mu? Evet. İlk yani, çocukken evet, daha. Evet. Nasıl hani basketbola nerede biraz ilgi duyup sonra futbola geçiş yaptın? Yani şöyle, burada babamın önemi çok büyük. Babam her zaman sporla uğraşmanın ne kadar sağlık açısından da, düşüncesel anlamda da bir insana katkısı olduğunu bilen bir insan. Dolayısıyla abimi de beni de ki keza ablamı da aynı şekilde voleybolcuydu ablam da bir dönem voleybol oynadı. Fakat daha sonra bıraktı. Her zaman spora yönlendirmiştir. Ben daha önce yüzmeye, Bursa'da yüzme de yaptım. Tekvando'ya da gittim. Herhalde o esneklik şeyi falan tekvandodan da geliyor olabilir. Çünkü tekvandoyu uzun bir süre yaptım. Ta ki kara güne kadar ondan sonra tekvandoyu da bıraktım. Dolayısıyla birçok sporu yaptım. Birçok sporun sonunda kendi yapabileceğim, kendimi aidiyet duygusuyla fazla bir şekilde oraya ait hissettiğim spor dalı futbol oldu. Şimdi oradayım, hala buradayım yani. Süper. Şimdi bence yine spor insana çok şey katan, kesinlikle. Disiplin katan, gelecek planları yapabildiğin, hedefine nasıl ulaşacağını şöyle bir düşünüp bence spor sonrasında kullanabileceğin çok önemli şeyler veriyor insana gerçekten de. Bir o kadar da hani hiç spor yapmasaydın Altay kim olurdu, nasıl olurdu düşündüğün anların oluyor mu acaba? Hayata nasıl katkı sağladığını, sporu nasıl değer kattığının farkındasındır illaki. Bazen oralara düşündüğün oluyor mu? Ya tabii ki olduğu dönem oldu. Fakat şu anda hem yoğunluktan hem düşünecek şeylerin çok fazla olduğundan farklı şeyler düşünmeye fazla zaman kalmıyor. Ama mesela eğer futbol oynamasaydım
ne yapardım? Yani yapacağım şey ne olursa olsun her zaman kendimi geliştirmek, daha öne götürecek şeyler olurdu yani. Yaptığım iş ne olursa olsun. Şimdi program başlamadan önce biz tabii birazcık şut attık, sohbet ettik falan. Orada çok komik bir şey söyledi. Bence çok hala gülüyorum ona. Dedi ki, ben çok yaşlı bir insanım dedi. Neden böyle dedi hala anlamıyorum. Neden yaşlı hissediyorsun kendini? Oturaklı olduğun doğru, çok kendini iyi ifade ettiğin doğru birçok kişiye göre bence. Ama neden? Ya bunun nedenini şöyle söyleyebilirim. Şimdi bizim ülkemizde, ya ben sadece ülkemizde futbol oynadım mevcut duruma kadar. Dolayısıyla bizim ülkemizde futbol oynamak biraz zor. Futbolu bilmeyen kimse yok. Herkes futbolu futbolculardan, teknik direktörlerden, hocalardan daha çok biliyorlar. Evet. Ki yani bunu geçtim, sokaktaki vatandaşlarımız bile bu konuda çok fazla bilgi sahibi olduğunu düşünür bir durumda. Çünkü televizyonu açıp izlediğinde ne izlersen izle, izlediğin şeyle alakalı bir fikir, bir yorum sahibi olabiliyorsun. Dolayısıyla bazen neyin nasıl ya da ne şekilde olduğunu düşünmeden doğru veya yanlış sen de yorumunu katmak istiyorsun ki insanların en doğal hakkı oluyor. Fakat bunun sonuçlarında neler olabilir, ne olur, nereye gider, ne düşünülür diye düşünen pek fazla insan maalesef ki ülkemizde yok. Dolayısıyla futbolcuları da biraz yoran bir durum oluyor ki şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben kesinlikle konuşulan şeylerle alakalı değer verdiğim, benim için önemli isimler olmadığı takdirde çok fazla gale almadığımı söyleyebilirim. Tabii ki de hocamın dediği ya da işte değer verdiğim, bilgisine güvendiğim insanların söylediği şeyler benim için çok önemli. Fakat eleştiren insanlar vesaire çok şey olduğu için şunu demek istiyorum. Yani bunlar beni yordu gibi bir algı ya da bir düşünce olmasın. Sadece bazı şeylere karşı dik durmak için, bazı şeylere karşı sağlam bir duruşta olmak için bazen yaşını yaşamaman gerekiyor. Yaşını çok daha üstünde düşünmen gerekiyor ki ağırlık ya da sıkıntı düzeyi ne olursa olsun yaşadığın şeylerin altından sağlam bir şekilde kalkıp dik bir şekilde yürümeye devam etmek için biraz böyle olmak gerekiyor yani. Okuduğun kitaplar psikoloji kitaplarıymış. Her türlü. Bu da çok belli oluyor değil mi? Gerçekten de başarının sırrı olarak gibi gözüküyor bunların hepsi. Güzel bir örneksin Türk futbolu, Türk sporcuları gençliği için bence. Sana şunu sormak isterim. Bunların hepsi seni buraya kadar getirirken aslında Fener, yani bu tabii benim fikrim ama bilmiyorum sen de katılır mısın? Türkiye'nin herhangi bir kalecisi olmak değil de Fenerbahçe'nin kalecisi olmak bir kültür aslında. Tabii ki. Yani şöyle bir geçmişine bakınca böyle 10 yıllarca kaleyi korumuş aynı isimleri görebiliyoruz. Evet. Sen de şimdi çok önemli bir başlangıç yaptın ve her hafta maçın adamı olacak bir performans sergiliyorsun. Senin için Fenerbahçe'nin futbolcusu, kalecisi olmak nasıl bir duygu? Ya bu duyguları, gerçekten söyleyerek, konuşarak böyle ifade edilecek duygular değil. Çünkü yaşıyorsun en içten en derinden. O anı yaşıyorsun. İnsanların umutlarını taşıyorsun. Sahada en iyi şekilde temsil ediyorsun ki iyi bir şekilde temsil etmen gerektiğinin bilincinde sahaya en önemlisi çıkıyorsun. Dolayısıyla en başta söyleyeceğim şey çok büyük bir sorumluluk. Yani o formayı sırtına giymek, yenilgiyi hazmedememen gereken bir durum. Yani orada her zaman başarılı olmak zorundasın. Her zaman kazanmak durumundasın çünkü burası Fenerbahçe. Yani buranın başka bir şeye şey yok, tahammülü yok yani. Bu bilinçte olmak biraz seni fazla konsantrasyona itiyor. Bazen hatta benim yakın arkadaşlarım da hani biraz hani sakin ol biraz falan moduna girerler ama ben işime çok önem veririm. Biraz da hatta işkolik olduğumda biraz söyleyebilirim. İşim benim en önemli şeyimdir. Çünkü buraya kadar beni getiren, burada olmamı sağlayan her zaman işimdir. En büyük saygıyı da her zaman işime göstererek çalışırım. Dolayısıyla sorumlulukları ağır ama konsept olarak da sorumluluktan kaçacağımız ya da sorumluluğu altında kalabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Bunun için yıllarca çalıştık. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Kitaplar şey diyor mu? Biraz denge de önemli. Hani çalıştığın kadar bir o kadar da kendine. Biraz kendine vakit ayır gibi falan. Biliyorum yani dinlenme, aktif dinlenme kısmında hani muhtemelen dinlenme süresinde odada biraz oyun oynuyorsun. Tabii, arkadaşlarla sohbet ediyorsun. Bunlar mutlaka var ama evet. Hepsinin dışında yani gerçekten biraz arkana bırakıp kendine vakit ayırdığın aile hayatın olabilir. Anne baba zamanında muhtemelen her şeyi geride bırakıp onlarla güzel vakit geçiriyorsundur. Ama ki. Daha da özel böyle hani zevklerin var mı kendinle daha iyi hissettiğin dışında bir şey? Yani dışında bir şey. Evde ben
şöyle bir şey söyleyebilirim, biraz tuhaf da gelebilir. Ben yemek yapmayı seviyorum. Mesela kahvaltı hazırlamayı bayılırım. Kahvaltı hazırlamayı böyle özene bezene her şeyi hazırlarım. Sunny side up. Evde böyle bir kahvaltıda çok önem verdiğim bir öğündür benim. Dolayısıyla çok dikkat ederim. Zaten yalnız yaşayan biriyim. Dolayısıyla hep kendim hazırlıyorum kahvaltımı vesaire. Şu anda yakın bir arkadaşım var. O da bir süredir benimle birlikte, Sefa ismi. Hı hı. Onlarla vakit geçiriyorum. PlayStation oynuyorum. PlayStation'da FIFA oyunu var. Onu oynuyorum. Onun dışında başka özel bir şey yok ki şu anda mevcut şartlardan dolayı da pek özel yapabileceğin, kendine aktivite ayırabileceğin. Ben mesela ata binmeyi de çok severim. Gerçekten mi? Fakat, binebiliyor musun? Yani binebiliyorum da biraz ata dikkat ediyoruz. Çünkü omzuna kol koyar gibi bacağını direkt atın üstüne. Evet, ama mevcut dönemde fazla fırsat olmuyor. Bir de Allah korusun herhangi bir düşme durumu vesaire de biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü her zaman önceliğimiz kulübümüzün çıkarları, bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor. Doğru. Şimdi bak, bir şey sormak istiyorum sana. Notumu almışım. Sevgili teknik direktör, çok sevdiğim bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Mustafa Kaplan bir açıklama yapmış. Demiş ki, yani zaten kaleciliği çok iyi ama ben ona her zaman bir de oyun kurması konusunda da ısrarlıydım diyor. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir açıklaması vallahi var. Vallahi doğrudur. Ve bu konuda da çok iyi olduğunu söylüyor aslında. Evet. Şimdi mesela oyun kurarken bir tane sorum var sana. Tabii oyuncuların nerede olduğuna bağlı olarak sen de oyun kurmaya çalışıyorsun muhtemelen dağılıma göre. Ama şu anda Mesut Özil gibi bir isim var. Her geçen günde daha fazla kendini belli ediyor ve de hissettiriyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Şimdi mesela ilk önceliğin o mu? Nasıl kuruyorsun? Mesut Özil'in olduğu yere göre ne yapıyorsun falan? Ya da oyunculara bakarken ilk hedefin ne oluyor mesela yani oyun kurma konusunda? Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Kendini uzun yıllar ispat etmiş. Değerli, yıldız bir futbolcu. Dolayısıyla onun da bizlerle birlikte olmasından dolayı biz de mutluyuz. Takımımıza katkıda ilerleyen dönemde de fazlasıyla sağlayacaktır. Orta saha oyuncusu. Ben kaleciyim. Kaleci direkt orta sahaya top attığında herhangi bir müsaitlik olmadan araya giren bir oyuncu olursa biraz zor anlar yaşayabiliriz. O yüzden her zaman garanti oyun benim için çok önemlidir. Tabii risk alacaksın ama doğru zamanda doğru riskler çok önemli. Ben her zaman oyun başlangıcında tercihimi kenarlardan ya da uzun kenarlardan kullanırım. Dolayısıyla onlar da oradan artık Mesut Özil'e mi atacaklar, forvete mi görecekler mi ki? Hocamız peki, zaten veriyor taktikleri. Öndeki dörtlüyü her zaman sana sormuşlar. İşte en çok istediğin, en azından senin öndeki dörtlüden bahsediyorum. Kim olurdu diye, ama sen hiç isim vermemişsin. Bu istersen yurt dışı, istiyorsan yurt içi fark etmiyor. Takımındaki oyunculara metiyeler de dizmişsin, onları da gördüm, dinledim. Ama yine de hani oyun kurma konusunda en iyi hissettiğin ya da işte iyi anlaştığın isim. En iyi anlaştığım isim mevcut stoperlerimizin hepsiyle gerçekten. Yani bunu böyle politik konuşma gibi olmasın ama bütün stoperler çok değerli ayaklara sahip. Gerçekten hepsinin farklı meziyetleri, farklı özellikleri var. Ben herkesle iyi anlaşıyorum. Herkesle şey yapıyorum ama katkısal anlamda en çok katkıyı takımıza kim veriyorsa hoca karar veriyor ve önümde o oynuyor. Takımıza kim katkı veriyorsa da her zaman o oynar. Dolayısıyla benim önümde oynayan oyuncular her zaman benim en iyi anlaştığım oyunculardır. Peki, sen Ankara'dayken bile aslında sana çok güzel teklifler, yurt dışından da ilgiler söz konusuydu. Buraya, yani Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettin. Ve mutlaka ki senin gibi bir sporcunun gelecek hedefleri yurt dışında vardır. Senin için ki Fenerbahçe kalesini koruyan öyle çok kolay kolay gidemediğini de gördük. Hani burada devam etti yıllarca kariyerine birçok isim. Senin için hiç bazen korkutucu, endişe verici, buradan kopamama hali gibi yaşadığın anlar oluyor mu? Güzel, çok güzel. Herhalde gidemeyeceğim diyor musun? Yok, öyle bir şey. Herhalde gidemeyeceğim diye bir düşüncem. Yok, hayır, yani bağlılıktan ötürü. Yani bağımlılıktan dolayı anladım tabii, iyi anlamdan. Yani şöyle, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şu an mevcut şartlarda oyuncusuyum zaten. Soru da güzel, bunu bilerek sorulmuş. Güzel bir soru zaten. Fakat kulübümüzün çıkarları doğrultusunda kulübümüze yarar sağlayacaksa katkı dolu, biraz yine politik mi oldu, yine şey mi oldu? Yani Alper bakıyor, o yüzden şey emin değilim. Bakışlar derin. Yani benim için kulübüm önemli. Önceliğim her zaman kulübüm. Kulübümün dediğim gibi çıkarları doğrultusunda kararımı tabii yani başkanımız, ama ben buraya aidiyet duygusu olarak fazlasıyla kendime ait hissediyorum. Yani burayla iç içe olmuş bir durumda mıyım? Kesinlikle. Yani buraya artık yani hayatımın büyük bir parçası burası oldu her an düşündüğüm. Peki. Şimdi az önce Mesut Özil'den bahsettik. Çok kısa bir iki bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü bir sporcu olarak elit oyuncularla beraber aynı ortamı solumak, onlarla beraber bence genç bir oyuncu da olsa, yani senin gibi ilk 11'de değil de yine kıyısından köşesinden antrenmana katılan
veya onu izlemek bile insana çok şey kattığını düşünürüm. Nasıl hissediyorsun? Hani Mesut Özil başta olmak üzere diğer yıldızlarla birlikte bunlarla beraber çalışmak seni neler öğretiyor? Etrafında mesela hiç aslında aklına bile gelmeyecek isimlerden bazen bazı şeyler öğrenebiliyorsun. Buna benzer örneklerin var mı? Yani bizim bütün oyuncularımız yıldız veya yıldız adayı oldukları için en küçüğünden en büyüğüne herkesten bir şeyler öğrenebiliyorsun. Fakat tabii kariyer anlamında, görmüş geçirmişlik anlamında Mesut Özil çok büyük bir futbolcu, yıldız bir futbolcu. Onun da dediğim gibi zaten katkıları oldu, olmaya da devam edecektir bundan sonrası için. Ama herkes ayrı bir değer, ayrı bir hazine. Peki. Hiyerarşi çok önemlidir takımlarda. Hele ki hani bireysel değil de takım sporu yapıyorsan o gerçekten oynadığın işte performansa göre ya da yaşa göre önemli bir durum. Eğer aşılırsa dengeler bozulabiliyor. Evet. Takımdaki hiyerarşiyi düşününce acaba hani soyunma odasında belli bir arkadaşlık ve hiyerarşik durumunda bir komik bir an var mı mesela? Yani komik anlar her zaman oluyor. Bizim zaten soyunma odasında çok değerli, güldüren güzel isimler var. Mesela? Nacizane. Zaten videolardan da falan belli oluyor. Kimdir en komik? Sen misin? Caner Erkin diyebilirim mi? Mesela. Çok gülen, güldüren. Caner abi diyebilirim. Ozan'la ikisi zaten. Bana hep Ozan'mış gibi geliyor mesela. Ya Ozan şeydir biraz, Ozan da çok komiktir. Biraz böyle daha sessiz bir arkada güler. Yani o da girer işin içine daha biraz daha şeydir o Ozan. Ama Caner abi biraz daha şey takımın neşesi gibi yani gerçekten güldürüyor, gülüyor. En iyi anlaştığın isim, yani şöyle ki en iyi anlaştığın, hani hiç konuşmadan bile şöyle bir 100 metre uzaktan ne hissettiğimi anlayacak, söyleyecek kişi var mı? Vardır mutlaka. Yani çok var mıdır? Şimdi bir tanesini söylese öteki üzülecek falan. Yani yok, herkesi zaten şey göz temasıyla biz anlaşırız, her şeyi anlatırız böyle gözlerle falan vesaire. Sahada ama mesela, diyorsan eğer? Sadık abi diyebilirim. Sadık abi de çok şeydir, duyguları yoğun bir insandır. Birbirimizi anlarız yani. Ben mesela onun morali bozuk olduğunda ya da morali yüksek olduğunda anlarım ama Sadık abi gibi sayabileceğim bir sürü futbolcu var yani. Peki, futbolcu olarak mutlaka müzikle aran çok iyidir. Yani sporcunun her zaman kulağında bir müzik, kendini iyi hissettiği bir müzik stili vardır diye düşünüyorum. Senin için ne mesela? Ya ben evimde sessiz sakin bir yerde oturuyorum ben. Evimde genelde benim fon müzik çalar. Yani öyle sesli, sözlü müzikler değil. Daha çok akustik, sessiz böyle yani sadece müzikal, enstrümantal müzikler çalar. Çalıyor musun bu arada bir şeyler sanki gibi? Yok ben yok, şey çalmıyorum. O dala atılmadık daha. Oraya da geçiş yapacağız. Şeyimdir yani. İyi şarkı söylüyor yani. Musun onu gördüm. Nerede gördün? Yok şaka yapıyorum. Şimdi dörtlük gelmiş önüne ama. Bir video vardı şeyde. Evet, yani orada. Sosyal medya. Evet, yani çok fazla bir şarkı sesimde yani şarkı söylemeye çok müsait bir ses tonu değil. Biraz tok sesim. O yüzden çok fazla şarkı söylemem yani. Peki. Totemin var mı? Totemim, yani totem diyemem buna. Ben mesela her maç öncesinde annemi aramazsam olmazdı. Ben yıllardır aynı şeyi yaparım. Her zaman mesela eldivenlerimi maçtan önce kendim yıkarım. Yani kendim onları suya atıyorum. Zaten çok fazla ben makinaya da attırmam eldivenleri. Çünkü eldivenler yumuşak bir dokuda oldukları için çabuk parçalanırlar. İşte şu an bir aydınlanma önemli. Yaşıyorum şu anda. Evet, eldivenleri yıkıyorsunuz değil mi? Evet, ben kendim yıkarım eldivenleri. Yani maçta giyeceğim eldiven, işte iki tane eldiven seçerim. Hangisini giyeceksen onları alırım. O gün antrenmanda, son antrenmanda onu giyerim. Antrenmandan sonra kendim yıkarım. Yani kimseye vermeden kendim yıkarım, kurularım. Ya bu şey olarak totemim falan yoktur. Evet. Ya bunu totem olarak yapmıyorum. Sadece gibi bir şey. Ben yani yarın onlar benim yanımda olacak. Hı-hı. Ben de onlara iyi bakmam gerektiğini düşünürüm. Hı-hı. Yani onlarla birlikte böyle bir bakarım onlara bir yani. Şey hadi derim. Hani hadi. Köşesinde bir şey mi var, yırtılmış mı falan. Yani ya bir bakarım bir kontrol, maç öncesi bir kontrol vesaire. Ya bunu yaparım onun dışında ama buna da yani totem diyemeyiz. Çünkü totemim falan öyle şeylerim yoktur yani. Süper. Öyle totem yapmam. Eğer hazırsan burada olma amacını birazcık daha pekiştirelim istiyorum. Can Bartu'dan açtık konuyu. Ama evet. Gerçekten çok iyi basketbol oynuyor. Az önce üst üste attığın faulleri keşke yakalasaydık ama birazdan yakalayacağız muhtemelen. Yanlışlıkla yeniden. Bir daha tamam, yanlışlıkla attım. Şimdi ben eğer kazanırsam. Allah. Veya sen kazanırsan, iddiasını yapalım önce. Sen bana ne veriyorsun? Ben sana top ısmarlıyorum. Top ısmarlıyorsun. Ben sana futbol topu ısmarlıyorum. Futbol mu oynuyor?
Tamam, olur. Eldivenlerin en yani yaşlı olanı olabilir mesela. Ya olur, olur, veririm ya eldivende sıkıntı. Eldiven istiyorum eldivende ben kazanırsam. Bu maçı tamam. Kesin almam lazım o zaman şu anda, değil mi arkadaşlar? Biz ama şey atış yapacağız sadece değil mi yani? Tabii maç tabii. Derken... Yok canım, atış evet, yapacağız. Tamam. Keyfine atış yapacağız. Tamam. Eğer hazırsak atan alır. Tamam, başlıyorum. Başlıyor. Başlıyor. Buradan mı açalım işte? Hadi gel. Şimdi atan alır da klasik seninle beraber atışmaya geçmeden önce basketbolu izliyorum dedi, seviyorum dedi. Vakit buldukça birçok branşa ilgim var dedi. Bizde ne kadar ilgisi var basketbola? Bence bunu her zaman yapıyoruz evet. Konuklarımıza. İlk sorum şöyle. Bir hücum süresi kaç saniyedir? 24 saniye. Bravo. Gayet iyi gidiyor şu anda. İkinci soruyu soruyorum hemen. Peki bir basketbol maçında saha içinde kaç tane hakem vardır? Saha içinde 3 tane hakem var evet. 4 neden çıktı ya? 3 tane vardır. Çok hazır gördüm evet. Şu anda. Atanları hazır mısın? Şimdi şöyle yapıyoruz. Faul atış yapıyoruz. 5 tane sen atıyorsun, 5 tane ben atıyorum. Tamam. Kim kazanırsa. Tamam. Hazırız, başlıyoruz. Şimdi az önce dedi ki, bir Melih Mahmutoğlu değilim tabii dedi. İçeriye kim girdi? Melih Mahmutoğlu girdi. Melih gel. Ya sen nasıl şahanesin ya. Ya. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya, ya sizi yan yana olsun. Görmek ne kadar güzel şu anda. Ay, aranıza girebilir miyim? Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Yani şu anda bir anda basketbol, bir anda futbol. Fenerbahçe zaten şu anda çok iyi gidiyor. Hem futbolda hem basketbolda. Sizin ikinizi de yan yana görmek çok güzel. Çok iyi basket oynamış, haberin var mı? Şimdi gördüm biraz. Evet. Vallahi yetenekli. Var mı şey? Melih'i futbol oynarken gördün mü? Yok, görmedim. Futbol iyi de. Ne? Gerçek o zaman. Olsun, adamdaki boya bakar mısın? Basketçi evet, olmaz mıymış? Rahat. Biz Altay'la program açarken dedik ki aklımıza tabii Fenerbahçe efsanesi, Türk futbolunun yani sporun efsanesi. Bir anda aklımıza Can Bartu geldi tabii. Can Bartu'yla açtık. Evet. Bir şeyler söylemek ister misin Can Bartu'yla ilgili? Gerçekten çok kıymetli. Ya tabii ki yani efsane güzel. Hem basketbolda hem futbolda. Aslında ben yani hayalim öyle bir şey olabilirdi ama tabii ki de şu anki evet. Durumda zor. Ama Altay'ın yeri Fenerbahçe için çok kıymetli. Özellikle son maçlarda gösterdiği performansı hep takip ediyorum da inşallah da çok daha yerlere geleceğine eminim. Altay bir şey söyleyeceğim. Tamam. Fenerbahçe basketbolu nasıl buluyorsun bu arada? Efsane. Değil mi? Güzel, yani çok iyi gidiyor. Daha iyi olacak her zaman. Büyük bir artık şey olmaya başladı. Bir klasik hale gelmeye başladı. Evet, evet. Değişim sürecini nasıl atlattın? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Altay çok özür dilerim. Ben birazdan geleceğim Altay. Gidiyor bu aralarım bu arada. İyi iyi. Son zamanları iyi ama tabii ki bir alışma sürecinde yaşadık. Sonrasında yeni bir takım. Yeni bir hoca. Bunlar da gayet doğaldır. Yani. Önemli olan sonluyu getirmek. Biz de getireceğiz çok inşallah. Çok güzel. Peki bir şey, Altay'la şeye girdik, iddiasına girdik. İddiası. Aynen. Kim kazanır sadece sen bana iddiayı söyle. Ben mi Altay? Sen yani. Milli basketbolcusun sen şimdi yani. Sen eski basketbolcu olarak. Ya ben herkese kaybediyorum ya vallahi billah. Bakacağım. Çok sağ ol Melih. Teşekkür ediyoruz. Melih geldi, bizi kırmadı. Gerçekten çok mutlu oldum ikinizi yan yana görmekten ötürü. Şimdi sıra geldi atanları da son bölüme. Artık 5'er tane atış yapacağız. Kim kazanırsa günün galibi olacak. Eğer o kazanırsa ben ona basketbol topu, ben kazanırsam o bana eldivenlerini. Evet, eldivenler. Okey, hazır mısın? Hazırım ama önce sen başla. Bana göre sanki bu maç berabere bitecek, sonra bir tane daha atacakmışız gibi. Hadi bakalım. Allah Allah, hadi bakalım. Bir bant alman lazım atış. Altay böyle zor. Tam bir eski basketbolcu atışı. Bir de iki. Bunu bilerek kaçırdım ben. Ya, öyle şöyle isteksiz bir atış yaptım. Bir gün de şey yapalım, penaltı atış aldım. Ben de basket topu istiyorum. 5'te kaç? 5'te 2 mi? 5'te 2. 5'te 2. Ama sonucu isteksiz attın sanki biraz. Yok vallahi attım, yarıştım yani. Tamam. Öyle bir. İki de bir. Hadi Bye. İnşallah eldivenler benim. Kaç oldu? Şu anda 3'te
bir. Dörtte bir son atış. Bakalım 5'te 2 yapabilecek mi? Ellerim soğuk bir anlamda. 5'te 2. Hayır, devam. Şimdi berabere bitti. Tamam, birer atış. Şimdi berabere bitti 5-2 ama yetmez. Tamam, birer, üçer atış daha olsun. Beraberliği yani. Evet bozmak lazım. İkişer evet. Atış daha yapıyoruz. Tamam, ikişer tamam, atış normalde daha. Normalde polis 2 tane oluyor zaten. Bakalım bu sefer eşitliği bozabilecek miyiz? Atma. Heh şöyle. Alper bu senin için ha. 2'de 1. Ben attım 2'de 1 bakalım. Ben 2'de 2 atayım da alayım topu. 2'de 2 atayım. 1'de 0. Son atışlar mı? Bir eşitlik daha geldi. Son atışlar. Bu sefer atan olur gerçekten. Gerçekten bir tamam, atan olur. Tamam hadi atan olur gerçekten yani, yapalım. Aynen. 5 attık eşitlik. 2'şer attık eşitlik. Evet. Artık yani tek atış yapıyoruz. Atan alır. Tamam hadi. Atan alır. Şey atan alır. 10 sen kazanmazsan ayıp olur yani. Senin kazanman lazım. Milli basketbolcu olarak. 5 saattir atış yapıyoruz. Yok senin kazanman lazım yani ayıp olur. Böyle bir şey yok. Sen milli basketbolcusun. Tebrik ederim. Eldiveni kazandın. Gerçekten müthiş bir performans. Milli bir basketbolcu olduğunu gösterdin, kanıtladın, ispatladın. Müthiş atışlar, çok kaliteli. Bir gün ben de seni penaltı atışına davet ediyorum. Ben de çünkü basketbol topu kazanmak istiyorum. O yüzden herkes kendi branşında kendini gösterebilir. Evet, seni tebrik ediyorum. Ama ben de fena değilim ya, atıyorum yani giriyor biraz. Altay bayıldık, gerçekten evet, çok iyi oynuyorsun. Biraz bakmayın lazım. Hani birazcık psikolojide basketbol üzerine çalışmalar yapmadığı için evet. Son atışlar, spor atışları her zaman zordur. Bu da aslında biliyorsun evet. En zor kısmıdır basketbolun. Evet ben gelmeden bir de sen bayağı atış yaptın. Burada maç falan yaptınız. Daha çok senin eline alışmıştı bilekler. Yani hazırdı dinamik. Ya söyleyeyim ayakkabısı, ceketi gerçekten müsait değildi. Ona rağmen çok iyi atıştı. Çok iyi yarıştı. Evet. Teşekkür ederiz Altay. Ben teşekkür ederim. Başarının devamı diliyoruz. Şahane bir gelecek senin olsun inşallah. İnşallah. İstediğin gibi, hedeflediğin gibi sağlıkla, sıhhatle uzun yıllar oynamanı diliyoruz. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Bir gün futbolda da görüşüyoruz. Tamam, görüşüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok güzel bir gün geçti. Çok heyecan vericiydi. Benim için basketbol sahalarında olmak çok anlamlı. Çok özel ve çok güzeldi. Güzel atıştık. Gerçekten de kendisinin milli eski basketbolcu olduğunu gösterdi. Ne kadar başarılı bir basketbolcu olduğunu da gösterdi. Çok güzel atışları var. Biz de birkaç bir şey görmüş olduk. Fenerbahçe taraftarlarına söylemek istediğim şey şu. Her zaman destekliyorlar ve her zaman desteklemeye devam etsinler. Biz birlikte güçlüyüz. Biz Fenerbahçe'yiz.